Merhaba Kent 20 izleyicileri, yeniden bir konuğumuzla, yeni bir programımızla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Denizli Tabip Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olan eski Pamukkale Üniversitesi Rektörümüz, kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Fazıl Necdet Ardıç. Hoş geldiniz Necdet Hoş Bey. Hoş bulduk Berk Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim. 2 hafta önce ben de yattım, kalktım, 10 gün falan bir yatakta kaldım. Ondan sonra iyi oldum şimdi. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bir seçim süreci içerisinde buldunuz kendinizi. Bununla ilgili sizin seçimlerden evvel tanınmanızı, bilindiğinizi biliyoruz. Ama yine de sizlerden duymak da istiyoruz. Arzu ederseniz ekranda izleyicilerimiz, bilmeyen ve tanımayan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sizin ağzınızdan sizi tanımak isterler. Teşekkür ederim. Ben 1995 yılında Denizli'ye, Pamukkale Üniversitesi'ne geldim. O zamandan beri neredeyse 30 yıla yaklaşan bir sürede Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Bana bir müdahale başkanıyım. Denizli'de üniversitede birçok görevlerim oldu daha önce. Ondan önce eğitim hayatım İzmir'deydi. Deniz Tabip Odası seçimleri için Nisan ayında arkadaşlarla beraber konuştuğumuzda onlar teveccüh gösterdiler. Benim aday olmamı istediler. Biz de bir ekip kuruştuk. Daha önceden oluşmuş Çağdaş Hekimler grubundan arkadaşlarla birleştik. Hep beraber bir ekip oluşturduk ve Nisan ayında inşallah bu hafta sonu seçimlere gireceğiz. Beklentiniz tabii ki kazanmak yönünde. Tabii, her giren aday kazanmayı isterse evet, bizim de beklentimiz o tabii ki. Nasıl şu anda seçim havasına girebildiniz mi? Yani biz bu seçim doktorların kendi aralarında yapacağı bir seçim olduğu için hani arkadaşlar bir arada hep beraber değerlendiriyorlar. Temelde adaylar var. Onlar da hangi ekibin bu işi ne kadar daha iyi yapacağını değerlendirecekler. Yani teveccühlerini gösterecekler. Peki özellikle COVID sürecinde bütün ülke, bütün sağlık çalışanlarımızı da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten mükemmel bir mücadele ortaya koydular. Herkesin bir öksürükte tedirgin olduğu süreçte canla başla müthiş bir hizmet verdiler. Bir kere daha buradan ben Kent 20 Haber aracılığıyla da çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin bir farklılık yarattığı, bir kırılma anı olduğunu söylememiz mümkün mü bu COVID sürecinin? Bu çok güzel bir soru hakikaten. COVID sırasında ülkemiz hatta dünya çok büyük bir stres yaşadı. İnsanlar işlerini kaybettiler, ekonomiler düştü, zorluklar yaşadılar. Sağlık çalışanları bunu kat be kat daha fazla yaşadılar. Her gün büyük bir stres altında. Her gün belli bir tehlikeye atarak, kendilerini çalışarak, bu tehlikeyi ailelerine taşıma riskini alarak çalıştılar. Bu dönemde birçok sağlık çalışanı yaşadıklarını değerlendirme gereği duydu. Ben bunu gerçekten hani yapabilir miyim? Bundan sonra bu şekilde bu şartlarda çalışmaya devam edebilir miyim diye. Tabi bu süreçte bütün dünyada ülkeler sağlık çalışanlarının bu durumunu takdir ederek belli desteklerde bulundular. En azından bu yaşadıkları riski, stresi kompanse edebilecek diye. Ülkemizde de bunu yapmaya çalıştılar ama çok fazla bir şey olmadı. Verilen sözlerin büyük kısmı tutulamadı. Bu yüzden de bu sürecin sonunda sonuna geldiğimi düşündüğümüz anda biliyorsunuz izinler, emeklilikler serbest bırakıldığı anda birçok sağlık personeli emekliliğe gelen emekliliklerini oldular. Özele geçmek isteyenler devletten istifa ettiler. Ve hakikaten büyük bir kan kaybı oldu sağlık sektöründe. Çünkü devlet sistemi içinde çalışmanın yarattığı stres ve bunun karşılığını alamamanın verdiği hayal kırıklığı üstüne bir miktarda bu şeye karşı vurdum duymaz bir umursamazlık olması bu yapılan işlere karşı
insanlara büyük hayal kırıklığına uğrattık yani sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları adına değil mi? Yani bir soru daha sormak istiyorum ama farklı anlamlara yol açabilir diye de biraz beklemek istiyorum. Ama şunu gireyim istiyorum ben. Sizin seçim süreciyle ilgili Denizli'deki sağlık çalışanlarının, doktorlarımızın eksik gördüğünüz ve bunu tamamlamaya yönelik mutlaka ki düşünceleriniz ve projeleriniz vardır. Bunları öncelikle dinlemek isterim. Şimdi tabip odaları aslında sivil toplum kuruluşu gibi görünüyorlar. Evet. Ama aslında 1953'te yasayla kurulmuş birer resmi kurum. Özelliği bütün yöneticilerin seçimle gelmesi. Yani demokratik bir resmi kurumuz biz, güçlüyüz. Bütün ülkelerde var, hepimizin birlikleri var. Dünya Medical Association'da hepimizin birliği var. Bu kurum tamamen hekimleri ve mesleğimizin gelişmesini temsil ediyor. Aynı zamanda yasayla bize verilmiş görev sağlık sisteminde daha iyi çalışması için fikir üretmek, danışmanlık yapmak. Şimdi bizim temel amacımız eğer seçilirsek TEP odasında öncelikle Denizli'de yaşayan, çalışan bütün hekimlerin kendini güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratmak istiyoruz. Çünkü genel anlamda sorunlarımızın büyük kısmı özlük haklarına, güvendiğimize dayanan sorunların büyük kısmı yasayla çözülecek. Bunlar Ankara'da çözülmesi gereken sorunlar. Ama bizim burada yapabilecek şeylerimiz var, yapabileceklerimiz var. Birincisi bugün gündemde olan iki tane temel konumuz var. Bir tanesi güvenlik. Yani hekimlerin birebir şiddete uğraması bizleri çok üzüyor. İkinci konu hasta-hekim ilişkilerinde direkt davalarla hekimlerin tehdit edilmesi, büyük tazminat davalarıyla. Bu iki konuda da yapılması gereken güçlü bir hukuk altyapısıyla hekimlerin haklarının kamuoyu önünde savunulması, hukuk önünde savunulması. Biz tabip odası olarak ilk işimiz Denizli'de çalışan hekimlerin başvurabileceği bir danışmanlık servisi kuracağız. Güçlü bir hukuk altyapısı olan, avukatları olan. Burada hedef şu, buradaki insanlar herhangi bir konuda sıkıntı yaşadıkları zaman, güvenlikte olabilir, idari olabilir, hasta-hekim ilişkileri olabilir, bunlarda hemen ilk elden hukuki bilgi alabilmelerini sağlayacağız. Daha sonra özellikle güvenlikle ilgili davalarda ise biz tabip odası olarak müdahil olmayı düşünüyoruz açıkçası. Çünkü bu bizim için birinci öncelikli sorun. Çalışma ortamlarımız zaten zor. Yani hekimler için zor, öbür sağlık çalışanları için de zor. Hastaları da anlıyorum, hastalar için de zor. Yani bir hastaneye gitmek, sıra almak, muayene olmak zor. Ama ortamın güvensiz hale gelmesi bütün ilişkileri, bütün çalışanların durumunu bozuyor. Öncelikle bizim destek odası olarak birinci hedefimiz bu, güvenliği sağlamak. Yani burada güvenlik ve hukukla ilgili başvuruda bulunabilecekleri bir danışmanlık. Kesinlikle. Ya her zaman her an yardımcı olabilecekleri bir şey oluşturacağız, sistem oluşturacağız. Evet. Aynı zamanda Denizli'nin resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek bu güvenlik işini bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yani artık bu sorunun geride kalması gerekiyor. Tamam, sorun şiddete dönüştüğünde bunun yasal süreçleri var. Adliyesi, polisi, cezası, onları var ama bu olmadan bunları engellemeliyiz biz. Evet. Neden insanlar sağlık hakkını ararken kendine yardımcı olmaya çalışan insanla aralarına şiddetli şey sokuyorlar? Yani şiddet ilişkisi sokuyorlar. Bunu çözmemiz gerekiyor. Evet. Denizli'de bunu kamuoyunun desteği, sivil ve resmi kuruluşların desteğiyle gerekirse hukuki destekle çözmek istiyoruz yerelde. Bunun dışında... Şimdi bu ilk öncelikli şeyimiz. Önceliğimiz diyorsunuz. Önceliğimiz. Onun dışında hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirmek için bizim buradaki yerel yöneticilerle işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Yani bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bizler sadece bir sorunu dile getirip şikayet eden insanlar olmak istemiyoruz. Küçük çözümlerle hekimlerin, diğer sağlık çalışanların çalışma şartlarını düzeltmek için çözümler üretmek istiyoruz. Çalıştıkları yerleri daha iyi hale getirmek istiyoruz. Hekimlerin özlük haklarıyla ilgili bilgi üretip bunları Ankara'ya ulaştırıp orada gelişmeleri takip etmek istiyoruz. Temelde Denizli Tapu Odası bütün illerlik tapu odasından bir tanesi ve bizler birleşerek Türk Tabipler Birliği'ni oluşturuyoruz biliyorsunuz.
Türk Tabipler Birliği de hekimlerin haklarını siyaset zemininde savunmaya çalışan bir birlik. Bu birliğin çabalarındaki özlük haklarımızı destekleme konusunda bir şekilde biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bir proje olarak da şu şey, hekimlerin denizde bir araya gelebileceği, bir miktar rahatlayabilecekleri, daha uygun fiyatlarla hizmet alabilecekleri bir hekim evi oluşturmak istiyoruz açıkçası. Eski öğretmen evi gibi falan. Kesinlikle. Yani biliyorsunuz yani bütün devlet kuruluşlarında polis evi var, öğretmen evi var, hakim evi var. Evet. Hekim evleri de var bazı şehirlerde. Denizli'de de olabilir diye düşünüyoruz. Evet, gayet de güzel olur. Yakışır da. İnşallah. Sağlık çalışanları bunu hak ettiler. Aynen, hak ettiler. Sanıyorum bunun dışında bir de fiziksel olarak bulunduğunuz alanları geliştirmekten kastınız böyle bir şey miydi yoksa var olan mevcuttaki? Yok, var olan mevcut. Şimdi aile hekimliğinden üniversiteye kadar bütün sağlık sistemli bir bütün. Bu seçimler dolayısıyla ben birçok yeri, bütün hastaneleri ziyaret ediyorum, aile hekimliklerini ziyaret ediyorum, üniversiteyi zaten biliyorum. Böyle bir durumda bizler insanların gelip muayene oldukları ortamları gördük. Hekimlerin, sağlık çalışanların çalıştıkları ortamları gördük. Evet. Bu ortamların geliştirilmesi mümkün. Çok kolayca geliştirilebilir. Özellikle aile hekimlikleri anahtar nokta. Çünkü oradaki hizmetin kalitesinin yükselmesi, insanların daha kolay aile hekimliğine ulaşarak devam etmeleri devlet hastanesindeki ve üniversitedeki yükleri azaltacak. Üstelik sağlık harcamalarındaki maliyeti düşürecek. Bu çok önemli bir şey, bizim sağlık sistemimizin en önemli şeylerinden biri, zayıf noktalarından biri. Aile hekimine kayıtlı, hekime kayıtlı hasta sayısını bir miktar azaltıp onların çalıştığı ortamları düzeltip bütçelerini yükseltebilirsek insanlar aile hekimine çok daha iyi hizmet alabilirler. Öyle olduğu zaman da devlet hastanesi, üniversiteye ihtiyaç duymayabilirler. O zaman şimdiki tıklım tıklım devlet hastanesi görmüşsünüzdür belki. Evet, tıklım tabii. Tıklım üniversite. Bu biraz düşebilir onların üzerindeki iş yükü. Özel hastaneler bile tıklım tıklımdı. Yani hepsini gezdim. İnanılmaz bir şekilde insanlar şeyde sağlık hizmeti talebinde bulunuyorlar. Ben şunu çok merak ediyorum Necdet Bey. Biz gerçekten çok hasta bir millet miyiz? Yani devlet hastaneleri dolu, özel hastaneler dolu. Böyle bir rağbet varsa artık bunlar da yetmez. Üstüne bir de şehir hastaneleri yapılmaya başlandı. Yani, bu, yani neresinden bakmak lazım bunun? Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Yani biz Avrupa ortalamasının çok üstünde muayene oluyoruz. Çok üstünde tetkik yapıyoruz. Çok üstünde ameliyat yapıyoruz. Yani inanılmaz bir şekilde, şimdi istedikleri tam net hatırlamıyorum ama sadece acil serviste bile Türkiye nüfusunu 3-4 tur attırıyorduk gibi. Yani öyle bir şey. Bu kadar yüksek bir sağlık talebinin olması biraz kışkırtılmış sağlık talebine bağlı olabilir. Yani çok basit şeylerle insanlar birkaç doktora birden gidiyor olabilirler. Şimdi bunu çözmek için bütün istatistiklerin elimizde olması lazım. Burada çözülmesi gereken nokta sağlık harcamalarının gerçekten ihtiyacı olana yapılabilmesi. Şimdi bütün dünyada ülkelerin sağlık bütçeleri belli. Bu bütçenin hak edene harcanması gerekiyor. Yani ben boğazım ağrıyor diyor, arka arkaya bir günde 5 doktor ziyaret edememeliyim. Ben ona devlet inanmadım. Devlet bakıyor diye. Ha, devlet bakıyor. Ben ona inanmadım. Şuna gideyim, bu da beğenmedim, ona gideyim. Bu böyle bir şey değil bu. Kanser olan hastanın size her şeyinin karşılanması lazım. Evet. Yani o ortada kalmamalı. Ya da bir protez gereken insan cebinden binlerce lira harcayarak protez almak zorunda kalmamalı. Evet. Dediğim gibi sağlık harcamaları hak edene harcamalı ama hak etmeyen için de sağlık paralı bir hale getirilebilir. Buradaki sorun şu, kimin hak edip kimin hak etmediğine kim karar verecek? Buradaki şey sağlık istatistikleriyle insanların hastalığını nasıl takip ettiği, kaç doktora gittiği, bu doktorlarda ne teşhisler konduğunun sıkı takip edilmesi lazım. Peki burada o zaman şu soruyu sormak lazım. Bunun kararını verecek olan bana göre işin uzmanı olan doktorlar kesinlikle olmalı. Yani siyaset değil. Siyasi olmamalı. Siyaset hani şey... Siyasi burada finansman açısından belki bir ödenek ayırıyor pozisyonu olabilir ama o zaman da sosyal devlet olmaktan çıkarız eğer bunu yapamazsak.
Şimdi, doğru yerlere harcama yaparak. Kesinlikle. Siyaset bütçeyi belirler. Evet. Ama sağlığın işleyişinin bir mantığı var. O mantığı yerine oturtmak gerekiyor. Yani bu yüzlerce yıldır sağlık sisteminin gelişmiş, hangi hastalık ne yapılabilir, nereye kadar harcayabilir, hangi hastanın neye ihtiyacı var, belli basamakları var. İşte o basamakların Türkiye'de uygulanması lazım. Sağlık sistemi bir popülizmin aracı oldu Türkiye'de. Herkes gelsin, herkes her yere başvursun, her şey onlar için açılsın. Ama sonuçta deniz bitti. Bitti değil mi? Deniz bitti. Her alanda oldu. Her alanda bitti. Hastane öyle tıklım tıklım ki, boğazı ağrıyan da, şurası da şey olan da, şurasında ağrı olan da hiçbir şeyi olup arka arkaya 5 doktor dolaşan hastalar oluyor. 10 doktor gezen hasta oluyor. Oraya gelmişken ona da muayene olayım, buna da muayene olayım diye dolaşan hastalar oluyor. Bu yüzden gerçekten hasta olup da doktora hemen ulaşması olan hastaların önü kapanıyor. Burada evet. Sıkıntı var. Aynen, maalesef bunları yaşıyoruz. Eklemek istediğiniz, dile getirmek istediğiniz neticede tabii ki doktor meslektaşlarınızdan bu talebiniz olacak. Onları tekrar son bir söz... Şimdi şöyle, bizler tabip odasında doktor arkadaşlarımızın temsilcisi olmaya adayız. Biz istiyoruz ki denizdeki bütün çalışan hekimleri bir araya getirelim. Hep beraber hareket edelim. Hiçbir hekim kendini yalnız hissetmesin. Şehrimizin resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzgün ilişkiler ve çözümsel ilişkiler kuralım. Sorunlar çıkmadan önce çözelim. Böyle bir öne geçen, öncü olan bir tabip odası olsun istiyoruz. Aynı zamanda bütün hekimleri kucaklayan sosyal ilişkilerimiz de olsun istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Hekim arkadaşlarımız teveccüh gösterirlerse bunları yapmak için elimizden gelen gayreti gösteririz. Ağır sorunlarımızı ise hastalarımızın, sağlık sisteminin sorunları için ise bizler burada bilgi üretebiliriz. Yani çeşitli raporlar hazırlayarak, araştırmalar yaparak, sistemin neresinde sıkıntı olduğunu belirterek bunları bütün yöneticilerin, kamuoyunun bilgisine sunabiliriz. Böylece ürettiğimiz bilgi ileride çözümlere fayda edebilir. Kamuoyunu sorunlar konusunda aydınlatabiliriz. Kamuoyunun yanlış algılarını çözebiliriz. Hekim-hasta ilişkisinde sıkıntı yaratan konularda gerçeğin ne olduğunu açıklamak için onu takip edebiliriz. Yapabileceğimiz çok şey var. Bu yüzden hani bizler arkadaşlarımızla beraber bu konuda çalışmak için yola çıktık. Evet. Arkadaşların desteğini bekliyoruz. Peki şu anda ne kadar delege var? Oy potansiyeli olan? Şöyle diyeyim, 1100 kadar tepolusu üyesi var denizde. Bunların hepsi oy kullanabilir? Yok, genellikle %70, %60-70 gibi, bu yüksek bir orandır. Anladım. Burada yine deniz halkını bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına denizde ne kadar hekim var, doktor var? Herhalde 2000-2500 civarında doktor olması lazım. 2500 civarında var ama bunların hepsi tabip odasına da kayıtlı değil. Şimdi şöyle, devlette çalışanların tabip odasına üye olması mecbur değil. Evet. Özelde çalışanların ise mecbur. Böyle bir yasal düzenleme yaptılar uzun zaman önce. Öyle olunca bu kadar üyemiz var. Ama bizim hedefimiz bütün hekimlerin üye olmasını sağlamak. Buradaki, gelecek dönemde. Sizin grup olarak yayınlanmış olan yazınızı okudum. Bütün sivil toplum örgütleriyle bir arada birlikte iş yapabilmek, bütün doktorları bir arada toparlayabilmek diye de bir açıklamanız lazım. Ya burada amacımız şu, hani hekimlerin bir şekilde kendilerini güvende hissettikleri bir ortam yaratabilirsek, biz aynı zamanda toplum sağlığı için de bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizler hani gözlemci olarak da toplumun sağlığının nereye gittiğini görebiliyoruz. Evet. Bu sadece sağlık sistemiyle ilgili değil. Bu davranışlarla ilgili, beslenmeyle ilgili, yaşanan durumla ilgili. Bu konuda bilinçlendirecek adımlar atabiliriz. Sivil toplum kuruluşları, ortak projeler geliştirebiliriz. Halk sağlığına yönelik çeşitli adımlarımız olabilir. Planlarımız arasında bunlar da var. Ama bu hani zaman içinde gelişebilecek. Kuruluşlar arasında bir güven ortamı oluştuktan sonra, beraber çalışabilecek bir ortam oluştuktan sonra olacak şeyler, projeler. Anladım.
O zaman şöyle ben de sözlerimi tamamlamaya çalışacağım. Beni Türk hakimlerine emanet edin diyen kameranın sevgili Atatürk Müze'ye döndürebilir miyiz arkadaşlar? Türk hekimlerine emanet edin diyen Mustafa Kemal Atatürk ve bugünkü yaşadığımız sürecin içerisinde burada hekimlerimiz kalacak mı? Yoksa giden gidecek mi? Son sorun bu olsun. Yani güzel bir soru hakikaten. Daha geçen iki tane öğrencim biz İngiltere sınavlarına hazırlanıyoruz dediler. Bu üzücü bir şey tabii. Yani bu tamamen ortamla ilgili bir şey. Hatta benden daha kıdemli bir hekim arkadaşımız geçen dedi ki yani olay insanların davranışı ve kendilerini huzurlu hissetmemek. Hekimlik çok zor bir meslek. Yani insanların en kötü anlarında beraber oluyorsunuz. Beraber üzülüyorsunuz. Size yansıyor ailenin yaşadığı stres. Bazen iyi sonuçlanıyor, bazen kötü sonuçlanıyor. Bu ortamda hekimler en azından bir saygıyı hak ediyorlar. Şimdi bu olmazsa, huzur bulamazlarsa, iş güvenceleri olmazsa, hekim siz çalışıyorsunuz, birden bir yazı geliyor, 600 kilometre ötede bir yere sizi geçici görev. Ne kadar? 6 ay. Evde çoluğun çocuğun var, evet. Eşim var, düzenim var. Ben gidiyorum 6 ay orada çalışacağım, sonra döneceğim. Bu nedir böyle? Bu saçma sapan tabii. Böyle bir düzen olur mu? Yani bu davranış modeli hastalardaki yaygınlaşmaya başlayan, hekim maaşını alıyor, çalışacak değil mi diyen bir saygısızlık, basit düşünce yapısı. İdarecilerin sen sabah 8, akşam 5 çalışan memursun gibi bir yaklaşımda bulunmaları. 5 dakikada bir hasta bakarsın, ne olacak bu hastaya bakmak böyle olur gibisinden düşüncesiz yaklaşımları hekimlerin çalıştığı ortamı çok kötü hale getirdi. Şimdi bu ortamda insanlar bulunmak istemiyorlar. Ne yapacaklar bulunmak istemezlerse? Nerede çalışacaklar? Farklı çıkış yolları arıyorlar. Farklı çıkış yolları arıyorlar. İnsanlara saygı gösteren, huzur içinde yaşayabilecek de ülkeler var. Daha çağdaş, daha medeni ortamlar. Yani şöyle, gelin diyor, siz hekimseniz, sizi olduğunuz gibi kabul ediyoruz diyorlar. Sadece huzur içinde çalışıyorlar. Çalışma şekilleri belli. Kimsenin emir komutası altında değiller. Başkalarının streslerini taşımıyorlar. Böyle bir ortama kaçış var. Bu çok tehlikeli bir süreç. Yani bizler tıp fakültesindeki öğrenciler hakikaten Türkiye'deki sınava giren öğrencilerin elit bir kısmı. Gerçekten bunların bir kısmını kaybetmeye başlarsak beyin göçü tıp alanında da gelmiş olur. Daha önceden vardı. Mühendislik alanlarında, diğer alanlarda bir beyin göçümüz var. Şimdi tıp alanındakiler de beyin göçüne uğrarlarsa o zaman gelecekte sağlık sisteminin kalitesinde büyük düşmeler olabilir. Çünkü hakikaten bu bir sıralı iş. Öğrencilerim, onun kıdemlisi, onun kıdemlisi, onun kıdemlisi, benim, hepimizin bir arada olduğu zaman sağlık sistemindeki bilgi birden aktarılabiliyor. Eğer arada kopukluklar yaşanmaya başlanırsa, aradakiler çekilirse ki bu son Covid'den sonra üniversitelerden çok büyük kan kaybı oldu. Evet. Üniversitelerden büyük miktarda hocalar ayrıldılar. Devlet hastanesinden büyük miktarda uzmanlar ayrıldı. Arada bir kopukluk olmaya başladı zaten. Şimdi genç nesil de aradan koparsa arası da iyice dağılmış olacak. Bu da 15 yıl, 20 yıl sonraki sağlık sistemimizin bugünkü kalitede olmayacağını gösterir. Evet. Peki başkan seçildiğimizde hekimlerimize gitmiyoruz. Buradayız. Türk hekimleri olarak kendi vatanımız, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz diyebiliyor muyuz? Şimdi şöyle, biz zaten gitmiyoruz. Biz buradayız. Ama bizim hedefimiz bütün hekimlerin huzurlu bir şekilde çalışabilecekleri bir ortama katkıda bulunmak. Biz zaten bu ortamın yaratılması için elimizden geleni yaparsak ve bu çabalarımız resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu tarafından desteklenirse hiçbir hekim hiçbir yere gitmez. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de seçimde başarılar diliyorum. Umarım düşündüğünüz ve dilediğiniz gibi olur. Sağ olun, teşekkürler. Bir dahaki sefer sizi başkan olarak tekrar konuk etmek isteriz. İnşallah diyeyim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kent 20 Haber izleyicileri ve dinleyicileri. Bir daha farklı bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.